Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmalı poğaça yapacağız. Bunun için önceden kavrulmuş elmamız, 2 adet elmamız var. Bunu kavurup böyle ılınınca bekleyeceğiz. Bir çay bardağı ceviz ama iri taneli ağza gelecek ceviz kırmamız gerekiyor. Yarım margarin, 250 miligramlık margarinin yarısı, kabartma tozu ve şekerli vanilya birer adet. Bir çorba kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı pudra şekeri, bir tutam tuz. Elinizle de böyle alıp atabilirsiniz, hiç önemli değil. Ölçüyü göstermek için bir adet yumurta koyacağız. Şimdi yine ben bunu robotta yapacağım arkadaşlar. Öncelikle yumurtamı ve tuzumu atıyorum böyle biraz beraber çalıştıracağım makinayı. İsterseniz elde de yoğurabilirsiniz. Sana yağını koyuyorum. Ben yarım ölçü yaptım. Tam ölçü de yapabilirsiniz. Bitkisel margarinli bir paket 250 miligramlık da koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da koyuyorum karışırken. Biraz miktarını arttırabilirsiniz burada. Bir çorba kaşığı yoğurdumuzu koyalım. Karıştırma kabının, ben özellikle başlığını taktım, sıvıları karıştırırken çok etrafa sıçramasın diye. Çok fazla sıçramıyor ama yine de garanti oluyor bu şekilde, daha kolay oluyor. İki çorba kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Karışması lazım. Biraz sıvıların erimesi gerekiyor. 5 dakika böyle kendi halinde çevirdikten sonra aldığı kadar un koyacağız. Yavaş yavaş unu da ekliyorum. Ele gelen yumuşak poğaçalar olduğu zaman hamurumuz böyle orta yumuşaklıkta, ne sert ne cıvık olacak. Ondan sonra elmalı poğaçamızı yapmaya başlayacağız. Biraz daha miktarını arttırıyorum. Sana yağımız oda sıcaklığında olduğu için bitkisel yağımız iyice erimesini sağlayacağım. Arkadaşlar hamurumuz toparlandı. Ben bu arada hamur başlığımdan kek kalıbı başlığını taktım. Biraz daha toparlamasını sağladım. İyice toparlandı. Şimdi hamurumu aktarıyorum. Daha rahat böyle elimde yuvarlayabileceğim yere. Şu dibinde toparlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi hamurumuz hazır. Ben unun içine kabartma tozuyla vanilyayı koyduğum için direkt beraber koydum. Onu hatırlatayım size tekrar. Kabartma tozu, vanilyayı onun içine döküp ondan sonra katıyorsunuz. Şimdi ceviz büyüklüğünden biraz büyük parçalar alacağız böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Çok da kolay. Böyle. Böyle açıyoruz. Poğaçamızın içine. Elmamızı rendeliyoruz 2 adet kabuğuyla beraber. İçine 2 çorba kaşığı kadar şeker koyup kavuruyoruz. Suyunu çekince ılınmaya başlıyor. Zaten o arada hamur hazırlarken içine ceviz atıyoruz. Biraz bir tatlı kaşığından az, yani yarım tatlı kaşığı kadar ceviz tarçın koyuyorsunuz. Ondan sonra karıştırıyorsunuz. Hazır şu anda. Biraz cevizlerimiz iri olsun, ağza gelsin. Çünkü bu hissedilmesi gerekiyor. O zaman lezzetli oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar iç alıyorum. İçine koyuyorum. Poğaçamızın, elmalı poğaça bu.
Sonra bunu böyle normal daire şeklinde kapatıp elimizde yuvarlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hazır. Bütün hamurumuzu böyle hazırlayıp bitiriyoruz. Arkadaşlar poğaçalarımız gördüğünüz gibi yumuşacık, gerçek poğaça gibi oldu. Yani elmalı kurabiye kesinlikle değil, çok yumuşak oluyor. Bunun lezzetini yiyince fark edeceksiniz. Tamamen donut tarzı oluyor. Üzerine de pudra şekeri serpeceğiz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyalım. 30 dakika yaklaşık pişince çıkaracağız. Fırında pişireceğiz 30 dakika. 30 dakika sonra alacağız arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar poğaçamızı fırından çıkardım. 30 dakika tam pişti. 180 derecede. Şimdi pudra şekerimizi dökeceğim. Sunum için hazırlayacağım şimdi. Sıcak olduğu için bir yarım saat sonra ikram etmek gerekiyor. Bu şekilde. Afiyet olsun.